Merhaba, ben Ahmet Turan. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Girişimci kulübünde akademiden sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. İlk olarak kendimden bahsedeyim kulüpteki rolümden, sonra genel olarak kulüpten bahsedeyim. Ben akademiden sorumlu olarak kulüp içinde üyelerimize eğer ileride girişimcilik anlamında devam etmek isterlerse onlara yardımcı olabilecek eğitimleri düzenliyorum. Örnek olarak Canvas iş modeli eğitimi, WordPress eğitimi gibi eğitimler düzenleyerek ileride eğer girişimci olmaya karar verirlerse en azından onlara katkı sağlayacağını düşündüğümüz eğitimler bunlar. Genelde bu eğitimler kulüp üyelerimize açık oluyor. Onun dışındaki etkinliklerimiz genelde üniversite dışından öğrencilere de açık oluyor. Üye olmak şart değil ama eğitimler genelde daha özel olduğu için, daha az katılım olduğu için kulüp üyelerimize açık oluyor. Biz kulüp olarak neler yapıyoruz? Genelde zaten üniversitemiz kulüpçülük anlamında çok ileride, çok fazla rekabet var burada, çok fazla kulüp var. Genelde yapılan etkinlikler seminer konferans tarzında oluyor. Yani ne oluyor? Biz kendi sektörlerindeki insanları çağırıyorlar, biz de girişimcileri çağırıyoruz, sahneye davet ediyoruz. Onlar yüksek katılım salonunda kendilerini anlatıyorlar, neler yaptıklarını anlatıyorlar, bu noktaya nasıl geldiklerini anlatıyorlar. Benim aslında en sevdiğim yanlarından biri bu girişimcilerin. O yüzden de aslında buradayım diyebilirim. Girişimcilerin hayat hikayelerini dinlemek hoşuma gidiyor benim. Yani seviyorum onları çünkü çok fazla zorlukla karşılaşıp pes etmemişler ve iyi yerlere gelmişler. Bunu görmek beni mutlu ediyor açıkçası. Bu tarz etkinlikler oluyor dediğim gibi. Onun dışında eğitimler düzenliyoruz. Onun dışında T-Talk dediğimiz etkinliklerimiz var bizim. Bu etkinlikler yüksek katılımlı olmuyor. Tam aksine kontenjanı az tutuyoruz ki daha verimli geçsin. Bu etkinliklerde girişimcinin ofisine gidip girişimciyle birebir sohbet ediyoruz. Hem kendimizi tanıma fırsatı bulabiliyoruz. Seminer, konferans etkinliklerinde kendimizi tanıma fırsatımız olmuyor. Sadece dinleyebiliyoruz çoğu zaman. Belki birkaç soru sorma hakkımız olabilir. Ama T-Talk etkinliklerinde zaman sıkıntımız olmadığı için ve katılımımız az olduğu için hem kendimizi tanıtıyoruz hem de girişimciyle alakalı aklımıza takılan her şeyi sorabiliyoruz kendilerine. Onun dışında bu sene ikinci dönemde 26 Nisan'da Ortabaşlı'da bir şenliğimiz olacak. Girişimcilik eğitimi olacak. Girişimcilik yarışması olacak. Fikriyle ya da girişimiyle insanlar başvuracaklar ve jüri tarafından değerlendirilip 26 Nisan'da derecelendirilecekler ve dereceye girenlere ödüller takdim edeceğiz sponsorlarımız sayesinde. Etkinlikler için sponsorlarla iletişim haline geçiyoruz. Onlardan destek alıyoruz. Maddi ya da yiyecek gibi veya başka türde desteklerini alıyoruz onların. Böyle oluyor. Onun dışında biz okulumuzda teknopark var. Türkiye'nin en büyük teknoparklarından bir tanesi. Biz okulumuzun teknoparkıyla işbirliği halindeyiz diyebilirim. Onlar teknoparkta gezi düzenliyoruz. Toplantılarımızı orada düzenleyebiliyoruz. Teknoparkta okulumuzda okuyup teknoparka hiç gitmeyen öğrenciler olabiliyor 4-5 sene içerisinde. Biz genelde toplantılarımızı orada yaptığımız için aslında arkadaşlarımız da orayı görme fırsatı bulmuş oluyor. Biz hazırlık öğrencilerinden aslında kulüplere katılmalarını çok bekliyoruz. Yani sadece kendi kulübümüz için demiyorum. Genel olarak kulüplere katılmalarında fayda var. Çünkü hazırlıktan sonra genelde fakültedeki arkadaşları olacak. Çok fazla insanlarla, yeni insanlarla tanışamayacaklar. Kulüp bu anlamda onlar için bir avantaj olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Kulüplere katılsınlar diyorum. Gelecek arkadaşlara, şu an üniversite yazılan arkadaşlara da kesinlikle bunu düşünmelerini isterim. Biz dönem başlarında stand açıyoruz burada 2 hafta süreyle. Burada standları gezmeleri, ilgi alanlarına göre bir kulübe girmelerinde avantaj var. Onun dışında eğer hiç bilmedikleri kulüp varsa aslında onlara da girmelerinde bir avantaj var. Çünkü denemekten zarar gelmez. En azından gerçekten onlara göre mi, ilgi alanlarına göre mi değil mi görmüş olurlar, öğrenmiş olurlar. O yüzden kapımız her bölüme açık, bölüm sınırlamamız yok. Bunu da belirtmek isterim. Her bölümden her sınıftaki öğrenciye açığız. Katılımlarını bekliyoruz.